Ee, arkadaşlarımız soruyor, çiğ süt fiyat, çiğ, çiğ süt fiyatları ne olacak, ne olur, öngörünüz nedir? Arkadaşlar, bakanlık yetkilileriyle e, sıkı toplantılar yaptık. Gerçekten saatler süren, hatta iki gün süren toplantılar yaptık. E, i̇yi niyetli insanlar, bir şeyler yapmak istiyorlar ama ülkenin de içinde bulunduğu durumu değerlendiriyorlar. Enflasyonla mücadeleyi, enflasyon rakamlarının artması durumunda faizlerin artacağını ülkenin bundan çok daha fazla zarar görerek etkileneceğini düşündükleri için yani bizim baktığımız açı bir başka bir açı, onların baktığı açı başka bir açı. Biz e, günü birlik, biz bu işi nasıl kurtarırız? Süt fiyatı zamlanırsa biraz rahat eder miyiz diye düşünürken, enflasyon sepetinin içerisindeki birçok ürünün süt ve süt mamullerinden, hayvansal proteinlerden elde edildiği düşünülürse, bunların e, nihai tüketiciye yansımış halinin enflasyon rakamlarını yukarıya çekeceği dolayısıyla ülkedeki faiz ve borçlanma maliyetlerinin de artacağı öngörüsüyle tek başına hareket edemiyorlar. Tarım Bakanlığı, bürokratları hepsi e, sizler bizler gibi vatanperver insanlar elleri taşın altında gayret ediyorlar, heyecan yapıyorlar ama emin olun çok da ellerinde e, bir enstrüman yok. Yapacakları çok da bir şey yok. Çünkü artık eskisi gibi değil En tekrar hareket ediyorlar. Maliye Bakanlığı'yla Diğer bakanlıklarla Hazine Bakanlığıyla Maliye Bakanlığıyla birlikte ve senkronize hareket etmenin getirdiği bir zorunluluktan dolayı olaylara müdahale etmekte geç kaldıklarını gördüm. Tabii ki bu konuda da iyileştirmeler devam edecek.